Şu anda çıktık. Giden yolcu katında bizim kiraladığımız araç. Ayaz Rentekar sağ olsun bize çok güzel bir araç ayarladı. Son model. Kapıda hizmet var. Ha, muhtemelen karşıdaki Swift bizim aracımız. Vallahi müthiş bir havalimanı olmuş ya. Çok kötüydü. Gerçekten muazzam bir havalimanı. Bir de şey müthiş, kalabalık yok, kaos yok. Bu arada biliyorsunuz sağdan direksiyon. Evet, bizim aracımız bu. Gördüğünüz gibi aracımız. Ayaz kralı direkt koymuş cama. Ya şey çok ilginç değil mi? Hava ayaz mı ayaz şu an bayağı. Ya bayağı bu 2020-2021 kasa değil mi Swift? Makyajlı kasa. Çok güzel ya. Anahtarı da buraya koymuşlar herhalde. Yani böyle bir güven yok. Ben mesela babama desem ki baba sitede sağ koltukta anahtar var desem bırakmaz babam ama Ayaz Rentekar sizin için her şeyi düşünmüş. Hemen yerleşiyoruz şu anda. Sağ koltuk deneyimini de anlatacağız. İlk izlenim müthiş. Araba ateş ediyor. Zaten iletişimimiz de çok güzeldi Ayaz Rentekar'la. Havalimanına binmeden bütün bilgiler bize iletildi. Yani buraya koymuş gibi buldum ya. Hani ben sanki aylardır burada yaşıyorum. Hemen gelip aldım. Kralın Ayaz Rentekar'ın baklavasını nereye koyuyorsun? Biz de küçük bir ikramla geldik arkadaşlar. Şöyle buyurun Antep'ten. Küçük bir ikram ama uçuyor şu an torba. İmam Çağdaş saldı kendini. Ayaz Rentekar'la bir baklava partimiz de olacak. Bakalım yolda devam ederiz. Biz yerleşelim. Bu arada şöyle bir detay var. Kiralık araçlarda kırmızı plakalar var. Yani diyor ki ben kiralık aracım bana yaklaşma diye bir uyarı sistemi var. Hadi bakalım. Bu ne ya? Hadi bakalım. Ben ya. Bir önceki kiralamayı hatırlıyor musun? Kanka bakar mısın ya? Çalışım. Oo. Abi mükemmel. Hatırlıyor musun benzinlikteki çocuğu? Abi Kıbrıs'ta kaliteli araba kiralayamazsınız. Ayaz Rentekar'la tanışmamışlar ki. Buyurun. Ayaz Rentekar'ı nasıl yeneceksin ki? Baksana çok güçler oğlum nasıl yeneceksin ki? Oğlum mükemmel ekrana bak. Cidden çok iyi oğlum öbürü çok kötüydü. Takır tukur. Arkadaşlar kaliteli bir deneyim yaşayın ya. Evet. Aynı paraya bir de bak. Değil mi? Evet tabii canım aynı fiyat. Aynı fiyatı ödüyorsun. Aynı fiyata Ayaz Rentekar'da 2020 çözüyorsun. Gösterdiği orada sitede gösterdiği arabayı asla vermiyorlar. Aynen arkadaşlar araba kiralarken hani mutlaka modelini sorun. Çünkü Kıbrıs'ta terk edilmiş çok kötü araçlar var. Ona göre biz buraya hatta fotoğrafını bulursan koyarım. Bize çok kötü bir 20 vermişlerdi. Hangır tungur. Güzel kiralarken benzin kadranı neredeyse o şekilde veriyorsunuz. Biz de bakalım kaç kilometre yapacağız 2 günde. Şu anda 20.907'de. Oğlum çok iyi lan araba 20.000'de. 20.000'de. Muazzam. Ver değil mi? 288.000'de ver arabayı. Normalde öyle veriyorlar ve çok kötü oluyor. Ya müthiş. Çok keyifsiz bir seyahat oluyor. Ayaz Rentekar şimdiden kazandı gönülleri. Gönülleri kazandı. Otomatik vites. Diri bir otomatik. Hala oraya veriyor. Nereden geliyor şu yaptırıyor. Emir insan 2 saniye. Havalimanından çıktık. İlk benzin durağı Alpet. Ne kadarlık alıyoruz? Günaydın. Kıbrıs'ta şu anda ilk sabahımız. Dün gece gelmiştik. Kıbrıs'ta biliyorsunuz ulaşım çok önemli. Otobüs dolmuş binemiyorsunuz. Rentekar çok önemli araba kiralama. Biz Ayaz Rentekar'dan aracımızı kiraladık. Böyle modelli güzel bir Swift verdiler. Ve Kıbrıs'ta biliyorsunuz araçlar sağdan direksiyonlu. Mustafa'cığım nasıl sağdan direksiyon deneyimi? İkilecim ben artık alıştım biliyorsun bu bizim üçüncü gelişimiz. Evet ama üçüncü oldu. Bağımlılık yaptık Kıbrıs. Kiraladığımız en net, en güzel firma. Çünkü daha önce asla kiraladığımız arabayı alamadık. Kiraladığımız modeli alamadık. Hep böyle kalitesiz. 2012 model. O neydi i20 ya? Fotoğrafını bulursam koyarım. Adı sana bilinmeyen bir araba ki vermişlerdi bir kere. Bir kere de i20 verdiler ama i20 demeye 1000 şahit. Çok kötü bir i20'ydi. Yani toz, toprak üstümüz falan kirleniyordu araçta. Kiraladığınız arabada mutlaka size söylenen modeli vermesini isteyin.
Ya ama genelde vermiyorlar söylenen modeli. Şey diyorlar. Benzeri diyorlar değil benzeri mi? Benzeri diyor. Abi bu model yok abi. O yüzden böyle oldu. Biz hiç direkt model konuşup bu aracı aldık. Yani işi tertemiz araç 20 binde şu an. 20 bin kilometrede. Tertemiz çok bir... keyifli bir araba yani. Aynen. Yani Kıbrıs'ta bu arada işte mesela soldan, direksiyon değil sağdan olduğu için soldan çıktık. Kemer takmam lazım. Niye kemeri takalım? Direksiyon sağda olduğu için trafik akışı bir tık karışık. Normalde sağdan çıkmamız lazım ama yukarıya karşıya geçip karşı yoldan geçeceğiz. Yani bu arada mesela biz Kıbrıs'ta hani kasino ağırlıklı geldik ama sağ solda da tabii gezmek istiyoruz. Normalde pahalı otellerde kalmak isterseniz transferleriyle giriş yapıyorsunuz otele ama bizim gibi böyle düşük bütçeli bir otelde kalıp o otellerin imkanlarından faydalanmak isteyenler de Kıbrıs'ı keşfetmek isteyenler de mecbur araba kiralamak zorunda. Ulaşım Kıbrıs'ta çok kötü yani otobüs dolmuş ulaşımı. Yok ki. Yani dolmuşlar var tabii insanlar şehir merkezine falan gidiyor ama Lefkoşa'dan Girne'ye falan gelemiyorsun. Bulmak çok zor. Bir de zaten vaktimiz bizim çok az. 2 günlüğüne hafta sonu tatiline geldiğimiz için. Taksi çok pahalı bu arada. Dün akşam uçakta tanıştığım biri sormuştu fiyatını araba kiralamadığı için. Girne merkeze havalimanından 1500 TL denmiş. Arkadaşlar bu yüzden araba kiralamanız gerekiyor. Yani fiyatlar tabii ki aydan aya değişiyor ama yani o taksi paralarına o da artacağı için yani günlük alt segment araçlar kiralayabiliyorsunuz. Yani sürüş konusunda da bir iki böyle alıştırma yaptıktan sonra alışabilirsiniz. Zaten bu arada demiştim akşamki videoda ilk geldiğimizde kırmızı plakalı olduğu için Kıbrıs halkı zaten kırmızı plakalardan kaçıyor. Ya benim yaptığım yani bu konudaki deneyimi anlatayım. Ben önümdeki aynen Kıbrıs, insanlar neye dikkat etsinler? Önümdeki Kıbrıs plakayı takip ediyorum. O ne yapıyor? Yolun neresinden gidiyor? Dönerken ne yapıyor? Bir de mutlaka kendinizi şöyle bir sağa yaslayın. Yani hani soldan direksiyon gibi düşünün. Aslında soldan direksiyonu da sola hep kendinizi yaslıyoruz. Bunda da kendinizi böyle sağa yaslayın. Hep böyle sağ taraflı düşünün. Beyninin iki tarafında çalışması lazım bir tık muhtemelen deneyimde. Yani bir tık evet önemli. Yani biraz hızlı kavramak bu konuyu. Aynen bizim tabii üçüncü gelişimiz olduğu için Mustafa arkadaşımız bu konularda oldukça becerikli. Çok teşekkür ederim. Ama keyifli bir arabayı daha kolay öğrenirsin çünkü gerginlik yok. Evet yani otomatik vites olmasına tabii otomatik ki dikkat edin. Çünkü araba çok rahat. Sol elle iki vites atmıyoruz değil mi? Evet, kafalar evet. Karışır. Arkadaşlar bu arada hani biz segment olarak düşük bir segment tercih ettik. Daha çok biz deneyim odaklı gezdiğimiz için parayı daha çok deneyimlere aktarıyoruz ama hani mesela aslında şey de istiyor bünye. Geleyim şöyle bir bak karşıdan geliyor mesela. Bir tane lüks segment, bir Merso, bir BMW kiralayayım istiyor. Tabii ki bütün segmentler mevcut. Yalnız mesela biz bir Mercedes'e de gönlümüz kaydı fakat bir 2-3 gün kala söylediğimiz için sadece alt segment araçlar kalmış. Yani 2-3 haftasından eğer Ayaz Rent-A-Car'a iletişime geçip rezervasyon yapmak isterseniz hemen haberinizi söyleyin, haber edin. Oradan hemen size istediğiniz segmentte, ister lüks, ister orta. Yani sedan olabilir, ailecek, gelecekler için sedan araç. Bir de şey çok önemli abi, bizim daha önceki deneyimlerimizdeki yani kötü olan nokta şuydu. Söylenen araba verilmedi, söylenen model verilmedi. Evet. Ya araba çok kötü, biz buna binmeyiz dedik. Değiştirebilir misiniz, farkı neyse ödeyelim dedik. Maalesef elimde başka araba yok dendi, değiştirilmedi. Şimdi biz Ayaz Rent-A-Car'a söyledik, dedik ki ya böyle böyle hani iyi bir model olsun. Tabii bakayım dedi, iyi bir model verdi. Dedik hani memnun olmasak muhtemelen söylesek bunda bir şekilde evet. Bize yardımcı olur ve değiştirirdi. Aynen. Bu arada arkadaşlar iletişim de çok önemli burada. Çünkü bir adaya geliyorsunuz, ilk defa geliyor olabilirsiniz. Bizim üçüncü gelişimiz olduğu için biz çok rahatız. Zaten Ayaz Rent-A-Car da sizi çok rahatlatıyor. Başlangıçta direkt WhatsApp'tan hani burada başka bir hat kullanıldığı için WhatsApp üzerinden iletişime geçiyorsunuz yetkililerle. Sağ olsunlar çok sıcakkanlı insanlar. Sizin her şeyinizle ilgileniyorlar. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmıyor. Bütün soruları WhatsApp'tan yöneltebilirsiniz. WhatsApp'tan arayabilirsiniz, mesaj açabilirsiniz. Binmeye yakında zaten size iletişim bilgileri akşam zaten akşamki videoyu da göreceksiniz burada. Direkt havalimanında indiğinizde nasıl diye. Burada Kıbrıs'ta inanılmaz bir güven durumu var. Bütün rent-a-car'ların üstünde anahtarlar var. Yani bir kişisel olarak böyle biz bir de uçuşlar genelde akşam olduğu için kimseyle yüz yüze gelmiyorsunuz. Anahtar işte sağda, solda, torpidoda gibi aracınızı alıyorsunuz. Yani çok güvenli her şey burada. Rent-a-car konusunda da Ayaz Rent-A-Car'ın iletişim bilgilerini aşağı linke bırakıyorum. Oradan arkadaşlarla iletişime geçersiniz. Size en güzel aracı temin ederler. Şimdiden iyi tatiller diliyorum Kıbrıs'tan.
benzin fiyatları. Mozzarella pizza. İnsanlar takılıyor mekanlarda. Evet. Girne merkeze doğru geldik şu anda. Özbezli lahmacun var şurada. Özbezli. Galiba Adıyamanlı. Biz kasinoda yiyip içtiğimiz için mekanlara düşmüyoruz hiç. Siz düşün, bizim gibi yapma. Gözüm sakın küsme. Bana hediye bırak bütün kederli. Ben ağlarım ikimizin yerine. Ucuz gezimizde bize sponsor olan Ayaz Rent'e kadar çok teşekkür ediyoruz. Çok kaliteli, güzel bir hizmet aldık. Güvenle Kıbrıs sokaklarında gezindik. Hepinize tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.